Şimdi bakınız, Avrupa Birliği ile ilgili gelişmeler oluyor. Rapor yayınlanıyor, çöpe atıyoruz. Avrupa Konseyi bir uyarı yapıyor, çöpe atıyoruz. NATO'dan bir şey geliyor, dinlemiyoruz. Hiçbir şey dinlemiyoruz. Neden? Çünkü içeride demokrasiyle ilgili bir operasyon yapılıyor esasen. Bu operasyon yapılırken kimsenin müdahale etmesi de pek fazla istenmiyor. Bakınız, 25 Eylül'de Barzani bağımsızlık referandumuna gideceğini açıkladı. Bizim önümüzde kritik bir yaz duruyor. Bu AKP hükümeti ne yapacak? Referandum sonucu çıkıp muhtemelen %99,9 bağımsızlık yönünde bir karar çıkacak. Onu Barzani taktik olarak hemen uygulamayabilir. Ama siz ne yapacaksınız? Strateji belli mi? Hiçbir şey belli değil. Suriye ile ilgili bir şey var mı? Suriye'de de muhtemelen 1-2 ay içerisinde Rakka düşecek. Rakka düştükten sonra peki bu Suriye'de de yine sıcak bir yaz yaşanacak. Suriye ile ilgili bir plan var mı? Suriye'nin toprak bütünlüğünü destekliyoruz diyoruz kağıt üzerinde. Peki ona ilişkin herhangi bir şey var mı? Astana başka bir telden çalıyor süreci. Cenevre ayrı bir telden, Türkiye apayrı bir telden çalıyor. Hiçbir çalışma yok. Bir boşluk var. Bakınız, bir açık açık dış politikada bir boşluk var. Türkiye dışarıda yalnızlaştırıldı. Esasen buradaki yönetim de Türkiye'yi içeriye gömdü. İçeriye gömüldük. Gömüldüğümüz için dışarıya bakamıyoruz. Deprem niteliğinde olaylar oluyor. Kıbrıs konusu. Müzakereler bitti. Müzakereler Rum tarafıyla KKTC anlaşamadı garantiler konusunda. Peki bakınız, bu hikayeyi hep duyduk biz. En son şunu söylüyorlardı. Bu defa son defa çözüm arayışıdır. Altın şans yakaladık. Eğer bu defa da olmasa hiç olmayacak. Bu defa olmazsa alternatifler gündeme gelecek. Buyurun bakalım, getirin alternatifleri. Ne alternatifiniz varmış? Soruyoruz KKTC'deki yönetime. Alternatifiniz nedir? Bittiği gün, ertesi gün yeni çözüm çabası başlar diyor. Ya böyle bir şey olur mu? Böyle bir dava savunulabilir mi? Bu nasıl iştir? Yani orada KKTC'nin, oradaki Kıbrıslı Türk kardeşlerimizin emlakı para etmiyor. Gelecekleri belirsiz. Tutturmuşlar izolasyon aşağı, izolasyon yukarı. Nedir izolasyon ya? Nedir izolasyon? İzolasyon demek ben KKTC'yi tanıtmıyorum demektir. Çünkü ben oyalıyorum demektir. Peki kalkıyor mu izolasyon? O da kalkmıyor. Siz en küçüğüne razı olursanız en büyüğünü yaptırabilir misiniz? Bu bizim milli bir meselemiz. Bunda siz sağlam durursanız biz sizi destekleriz. Açık açık eleştiriye de razıyız. Her türlü eleştiriye de razıyız. Biz yeter ki doğru bir noktada duralım. Bizi eleştirsinler, umurumda değil. Ama doğru bir noktada duralım. Şunu belirtmek istiyorum. Bir anlayış var. O anlayış Türkiye'de millilik ne kadar varsa ayaklarının altına alıp ezmek istiyor. Hınçla ezmek istiyor. Bir şey diyorsunuz, hemen karşı geliyorlar. Yahu kardeşim, burası. Bu Kıbrıs'ta benim bir arsam yok. Benim bir yalım yok. Benim herhangi bir şeyim yok. Seçim bölgem Ardahan'da bile bir evim yok. Bizim bir şeyimiz yok. Burası memleket meselesi. Yani burada verdiğiniz şeyi alamıyorsunuz ve geri dönüşünüz yok. Bu konuda azami gayret gösterileceğine bütün partilerin, başta hükümet eden AK Partili kardeşlerimizin buna riayet edeceğini ve özen göstereceğini düşünüyoruz. Ve bu konuda en azından sapma olmaması gerekiyor. Bakınız, Orta Doğu'daki gelişmeler Türkiye'nin elini kolunu bağladı. Akdeniz'de bağlıyor. Yarın Ege bağlayacak. Ve bu götürülemez, sürdürülemez bir noktaya geliyor. Herkesle kavga politikasından da vazgeçelim artık. Bu Türkiye'nin elini kolunu bağlıyor. Hepinize saygılar sunuyorum.